Merhaba değerli takipçilerim. Medine Planı Yaşantısı'na hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bizi soracak olursanız şükür elhamdülillah. Hava soğuk, yağmurlu. Ama şu güzelliği görmek ister misiniz? İçiniz açız. Yaz geldi. Yaz gelmedi arkadaşlar. Tabii ki yaz gelmedi ama bura böyle, bu mevsim böyle. Gidelim mi beraber arkadaşlar? Bugün kermes var arkadaşlar. Kurslarımızın kermesi. Nergizleri açmış görüyor musunuz? Bunu bir sağa sola kontrol edelim. Evimizin önden çıktık arkadaşlar. Evimize doğru da çekelim şöyle. Koşanın kaldırıma çık. Medile ile beraber gidiyoruz. Size şöyle çekmek istedim. Merhaba. Bakın. Bakın bura benim komşumun. Burası da benim ev oluyor. Böyle. Burası yani şurası benim birinci kat. Böyle. Bura ön tarafı zeytinlik. Bu da benim pamuğum. Biraz gezelim. Biliyorsunuz malum havalar, okullar tatil, havalar serin. Şuradan gidelim. Arkadaşlara. Buraya şey yapmışlar. Evet oraya beton atmışlar. Vallahi inşaat yığını her yer arkadaşlar. Nereye çeksen, nereye çarpsan inşaat yığını. Zeytin ağaçları. Şöyle böyle çekerek gideyim o zaman. Emre'cim sen bu tarafa geç. Yavaş, yavaş git sen. Zeytin ağaçları arkadaşlar. Yeşil arkadaşlar tabii bura hani bazılarımız yeni bir dünya. Bazılarımız diyor ya buradan güzel yer. Evet bazı ağaçlarda da mesela ceviz ağacı. Bu ceviz ağacı çok ince kabuklu oluyor arkadaşlar. Bura hep benim komşum mahallem. Bu kaç yıldır 8 yıldır buradayım arkadaşlar. Hepsi benim mahallemden insanlar. Bu da ceviz ağacı. Bakın orada portakal ağacı var. Hepsi benim konum komşum arkadaşlar. Şimdi biraz size duayı çekeyim. Evde hep yemek olmuyor. Bakın. Orman tarafı arkadaşlar. Burada ev yapılacak. Aynı inşaat yapılacak. Şey yapıyorlardı. Şöyle. Gidelim bakalım. Biraz gezelim. Kermes var arkadaşlar. Kermeste de neler oluyor? Yiyecek, içecek. İşte çocuklar için Kur'an kursuna giden çocuklar için kitaplar, Kur'an-ı Kerimler alınacak. O ücretlerle. Mesela Medine'de gidiyor. Yiyecekler, pastalar, börekler herkes gönlüne ne koparsa. Şey var, Zeyn-i İlmihal çıkmış ondan alacağız. Hani İlmihal, Medine Kur'an-ı Kerim'i çok sever. Geçecek de inşallah. Kur'an'a gönderiyorum ben Medine'yi. Seviyor, okuyor, duaları ezberliyor. Çünkü 2 yaşından beri ben kreş var. Kur'an kursu kreşi. Yani Kur'an kursu öğrettikleri kreş. Ben oraya verdim arkadaşlar. Bu bölge böyle. Muzlar her yerde var diyorum ya. Muzlarla iç içeyiz. Bu bölgede çok muz var ama başka bölgede mesela Manavgat'ta yetişmiyor. Antalya'da yetişen bilmiyorum ama süs için kullananlar var arkadaşlar. Süs için oluyor ama yetişmiyor, olmuyor. Burada oluyor torbaların içinde. Seralar var dediğim gibi. Burada seralara gidiyoruz işte. İleride gene göstermiştim ki vloglarımda. Bu tarafa döneceğiz değil mi? Bu taraftan gidelim. Bir dakika geç kızım. Teşik otu diyorlar arkadaşlar. Yılan otu diyorlar buna. Bunun çorbasını yapıyor benim arkadaşım. Çok güzel oluyor. Tirşik diyorlar. Tirşikler çıkmış arkadaşlar. Ama ben yapmasını bilmiyorum inanın. Bu da yemlik. Tekecen deriz. Bu da bir değişik reaksiyon ama ben yemiyorum. Çiçekler tabii yeşil. Arkadaşlar içiniz açsın. Size portakal bahçesini göstereyim. Araç geçsin. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Portakal bahçeleri var. Muz bahçeleri var. Yani burada muz, portakal ne ararsanız var. Hani diyorum ya bazen yürürken her şeyi bulursunuz diye. Biz genelden bu aradan gidiyoruz. Komşumun bunlarda. Kaç kızım şu tarafa. Bu tarafa geç anneciğim. Bakın. İçiniz açılsın. Limonlar. Tabii satıyorlar. Gönderiyor. Yani satıyor. Pazara götürüyor. Burada mesela 5-6 lira arkadaşlar. Bu dalından alırsan. Dudağı ağaçları var. İşte dudağı ağacı baksın patlamış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Patlamış yani. Burada bir aya kalmaz, iki aya kalmaz yazımız başlar arkadaşlar. 4 ay sonra. Aynen. Şurayı göstereyim size. Bakın yenilebilen otlardan var arkadaşlar. Evelik. Bu evelik arkadaşlar. Evelik otu. Turp otu var. Medine'cim düşersen kanal gidiyor oradan. Gitme annem. Böyle arkadaşlar yeşil. Bahla ekmiş ablam. Orada patlıcan var. Kabak var. Çok malzeme var arkadaşlar. Ama size şöyle limonlarla bahçenin içinden şöyle çekeyim.
Komşum bana verir hastalıyorsun. Toplar verir, şey yapar verir. He? Elini sürme tiken onlar. Görüyor musunuz? Maşallah bu yedi veren arkadaşlar. Bu da kaynana dili. Diken yemişi. Hı. Yolun üstünde. He kaynana şey. Diken yemişi diyorlar. Başka yerde ne diyorlar bilmiyorum ama her türlü ağacı var. Bu şeker hastalarına geliyor arkadaşlar. Gemik diyorlar buna. Elma gibi oluyor. Kızarık bir şekilde oluyor ama güzel oluyor. Tadı güzel oluyor. Abi bir küçük ağaç var. Rokalar var mesela arkadaşlar. Turp otları. Muzları diyordunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi buna gelelim. Bu muzlar kesilmiş yani. Yetişen yani tam olgunlaşmamış. Olgunlaşma seviyesine geldi miydi? Köklerini kesiyorlar. Ağaçlandı kesiyorlar. Keseleri poşetlere koyuyorlar. Sonra tekrar kullanıyorlar. Bunu yıkıyorlar, temizliyorlar. Yani kesilmişler de bu şekilde temizliyorlar. Satıyorlar yani. Yani. Anne. Bir tane kızım. Bana arkadaşlar doğal roka. Bakın doğal roka bakın. Rokayı görüyor musunuz? Elimi görüyor musunuz? Bakın bakın sülükler yapışmış. Bu doğal roka arkadaşlar. Bu yolun kenarında çıkıyor. Girmeyin. Bakın evelik gene orada var. Eveliği görüyor musunuz? Fazla dersiniz evelik desin. Biz evelik dedik bilmiyorum. Şöyle bir bakın. Hava geliyor ama arkadaşlar. Havayı görüyor musunuz? Evet arkadaşlar. Yalan dünyanın cenneti. Gerçekten yalan dünyanın cenneti. Şöyle güneşe doğru çekeyim. Böyle hayat. Çiçek bir yerden, yağmur bir yerden, güneş bir yerden. Gidelim bakalım. İçiniz açılsın. Vallahi sizin için yürüyorum. Evden bazen çıkasım gelmiyor arkadaşlar. Çıktım mı eve giresim gelmiyor. Az önce gene dedim eve giresim gelmiyor. Yani evden çıkmak hiç istemiyorum. Sürekli evde oturmak istiyorum. Rahatsızım biraz ondan. Bu da bizim acı çıtlık. Ama çok büyük arı. Tiken otu. Hani o tikeni görüyor musunuz? Çok bakın. Büyük arı. Görüyor musunuz arkadaşlar özelliği? Evet elimin ucunda bak görüyor musunuz? Görüyorum annem. Çektim annem. Yaklaşma sokar eşek arısı. Bu çiçeklere konuyor. Bakın arkadaşlar bu çıtlık otu. Süpürge de yapar annem bunu. Bu da eveliktirik. Biz evelik yani pazı ne diyorsanız ondan bu da yeniliyor. Şöyle çekeyim. Rüzgarı görüyor musunuz? Havayı görüyor musunuz? Gideceğiz annem. Oyun alanı falan varmış arkadaşlar. Ben de bir iki gider yardım ederim. Fazla duramam. Rahatsız olduğumu biliyorlar. Bakın tiken otum arkadaşlar. Bunlar büyüsün ben bunların göbeğini kesip yiyeceğim arkadaşlar. En sevdiklerim. Medine bana kızıyor. Anne sen niye böylesin diyor. Gitmiyoruz Medine. Çekim yapıyoruz. Bakın arkadaşlar olmaya başlamış göbekleri. Bunlar da şey. Börüce. Bakın. Börüce yani. Börüce yani. Bildiğiniz börüce. Ama bu tiken otu. En sevdiğim. Beyaz nedir? İşte o börüce kızım. En sevdiklerim arkadaşlar. Burada yolun üstüne çıkmış. Bunu kesiyorsun. Yani kavurması da güzel olur. Yemeğe de güzel oluyor. Acıcık bulgur pirinç atıp acık. Bir şey ben ebegomeşlerini genelde burada topluyorum. Bakın benim otlardan burada var. Size yakından göstermek istiyorum. Bundan arkadaşlar. Ben bundan çok seviyorum. Şöyle toplayayım. Bunlardan var mesela. Bundan var. Ebekömeci var. Bu var. Ben bunu fazla yemiyorum. Ben sadece en sevdiğim ot bu. Bu çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bilen varsa yazsın. Ağzıma da ağzımı kopardığımı. Ha, burada temiz. Burada sokak hayvanı falan yok. Köpekler vardı. Bize saldırıyordu. Belediyenin barınağı varmış Antalya'da. Oraya götürdüler. Kurtulduk. Yani niye kurtuldun dersen. Hayvanlar ne zarar verdiysen. Bampazı. Hayvanların bir zararı yok ama saldırıyor bize. Bakın Ocak ayında. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Böylece yaşlandığında bu şekli alıyor. Evet, gel annem. Şimdi gidelim bakalım. Hem size de güzel oluyor. İçiniz açılsın. Bakın gene. İçiniz açılsın arkadaşlar. Ama arkadaşlar soğuk tarafı da var. Bakın yoncalar deriz. Biz yonca deriz. Yoncalar çiçek açmış. Evet cennet gibi evet. Cennet gibi her yer yeşil. Ama soğuk. Soğuk bir yeşillik var. Ne tatlı. O ne kız? Ha, kuşlar. Kuşlar uçuşuyor. Muzu yakından çek demişsiniz. Bakın rüzgarda kırılmış, düşmüş. Kafam kaşınıyor. Bitlendik mi ne olduk? Ama kına istiyor dediğim gibi. Böyle muzlar. Mesela arkadaşlar bir tane anne. Bak bu da oluşmamış.
yetişmemiş. Kötü olmuş yani, olmayan. Bunlar hayvan gübresi. Bunun içinde davar gübresi var. Bunların bakın göbeğini atmışlar, görüyorsunuz mu? Soğuk almasın diye ama gene mefta olmuş. Bir tanesi düşmüş, devrilmiş. Bunun göbeğini atıyorlar. Torbaları buraya boşaltıyorlar arkadaşlar. İşte böyle çeke çeke gideceğim. Kaç kız? Kaç kız? Yoruldum vallahi arkadaşlar. Dedim ya, kansızlık var arkadaşlar bende. 6 dereceye düşmüş. O yüzden tez yoruluyorum. Tez şey yapıyorum. Hiç çıkasım gelmiyor. Yorgunluk var, ıgınlık var. Bakalım hayırlısı Allah'tan. Boş evleri görüyorum, vermiyorlar. Geçen komşum diye bana çekmiş atmış. Bir tane de sana ev buldum. Ben o evi sordum dedim bile ondan. Niye kız dedi, verme dedi. Te Allah seni diye. Aynı şekilde aynı evin oradan geçiyoruz. Aha. Sürekli aynı şeyleri çekmek istemiyorum. Ne? Çiçekleri çekiyorum kızım. Bunlar yonca otu. Bunlar da yeniliyor. Salataya falan koyan var. Eşki. Şöyle çekelim. Bakın evler bitiyor. Öyle gidelim. Kolum sallayabilir. Olsun kızım. Vermiyorlar. Vermiyor. Ağaçlar çok güzel diyor. Ağaçlar. Ağaçları görüyoruz. Kızım şimdi benim evimi çektin. Ötekinin evini çektin diye laf ederlerdi. Fazla çekmek istemiyorum annem. Bakın bir tane ablam yazmıştı. Medeciğim kaç arkama geç. Elimi de tut. Düş, yoldan geçeceğiz. Sakın bırakma elimi. Bir tane ablamız yazmıştı. Şöyle yavaş yavaş geleyim. Ebe gömeklerini sarabilirsin diye. Evet abla, sarılıyor. Çünkü yaprağı sarma yaprağı kadar da var. Gerçekten sarılıyor. Burada da yetişiyor. Bakın göstereyim. Turp potlar. Arkadaşlar burada yaz geldi. Gerçekten geldi. Çünkü neden diye sorarsanız. Burada çok soğuk oluyor. Rüzgar oluyor. Bakın ağaçta meyveler bile var yani. Normal meyveler falan. Boş evler de var arkadaşlar dediğim gibi ama vermiyorlar. Vermesinler bakalım. Yapacak bir şey yok. Şuradan gidelim. Orayı da ev yapmışlar. Şuradan gidelim be dinecik. Parkın o taraftan gidelim. Bu sefer böyle gidelim. İnşaatlar ya bitiyor arkadaşlar. İnşaatlar var. O evin yanındakini istedim. Ha. Muz hastalığı olmasın mesela, kötü olmasın, üstünde lekeler oluyor ya, soğuk algınlığı oluyor, hemen çürüme olmasın diye muzlara poşet geçiriyorlar. Burada muz, portakal, limon, avokado, ejder meyvesi dışarıda. Bakın baklalar ekmiş ablalar, komşularımız. Bu mahallede hepimiz birbirimizi tanırız arkadaşlar. Medineciğim, vermiyorlar. Kiralık, evet, kiralık yazısını görüyorsunuz arkadaşlar, vermiyorlar. Vermiyorlar. Vardım, tutuldu dedi ama kiralık aynı duruyor. Hatta geçenlerde yine geçmiştik buradan. Aynı yolları kullanıyor sürekli arkadaşlar. Aynı yolları kullanmak da iyidir bir yönlü. Biraz da aynı yolları kullanalım. Motor mu geliyor? Evet. Düdük çalmadan çalar gider şimdi. Bak o birinci kat boş, bak gördün mü? Verdim dediler bana, vermediler. Yani. Evlere bir yok diyorlar ama veren yok. Ya kirası çok vermek için vermiyorlar. Ya türlü şey oluyor. Bizim inşaatlar da bitiyor. Oraları temizleyeceğiz arkadaşlar. Bakın bitiyor. Bugün de bu taraftan geçelim. Karşıdan gelen var. Kime? Komşum mu? Neyse çekmiyorum onu. Para doğru gidiyor arkadaşlar. Valla çekim mi yapıyorum ağzım. Kimseye çektiğim yok. Bu mandalina mı? Bu limon mu? Oh, bu yapraklar da güzel oluyor, asma yaprağı. Parka duvara gidelim. Bakın. Gel bak bak. Görüyorsunuz mu koyunları? Görüyorsunuz mu? Köy yer. Yarın buraya da bir ev yaparlar Medine. Burayı da eve boyarlar yani. Burası da bir ev oldu. Yoruldu mu çiçeği? Koyunları görüyor musunuz arkadaşlar? Ben çok severim koyunu, köy hayatını, köy yaşantısını. Köyde doğdum, büyüdüm elhamdülillah. Köyde de yaşıyorum. Karşısı deniz arkadaşlar. Hava geliyor. Şöyle yarım saat, fazla değil. Orada gübre ağaç vardı. İşte. Ağaç hangi ağaç? Burada ağaç bak, yoktu ki. Yok kızım, ağaç yoktu da ot mot vardı. Burası da park arkadaşlar. Karşı deniz. Denizi görüyorsunuz mu? Denizin üstüne gene yağmur geliyor. Bir de yağmura kalmamamız lazım çiçeğim. Gidiyoruz çiçeğim, ne yapıyoruz? Biz vallahi var ya Medine, bazen videolarda insanı çıldırtma derecesine geliyor. Çünkü çok mızmız. Bu dudağı arkadaşlar. Bunun yazın dudunu yirik gelik geçtik diye.
Çok güzel oluyor. Tabii biz parkı gördüm. Bedir ondan güzel. Burada park. Çık ayağına basma. Temiz. Bakın pasaklı, bakın pasaklı, pasaklı. Temiz ayakkabısını böyle şey yapıyor. Arada bir tartışmamız oluyor vallahi. Oluyor. Niye deyin? Ayağının çamurunu temiz giydiği böyle yeni alınan ayakkabı ayağını hiç dikkat etmez Medine. Korumaz. Pasaklı Medine. Park arkadaşlar burada. Köylüleri görüyor musun? Ne diyor bu dayı? Beyaz şey, dut ağacı. Şey o siyah beyaz. Gelsin kızım ne kadar gelecek arka arka gelse. Şöyle geç kenara. Araba sürmeyi mi bilmiyor? Allah'a şükür biliyor. O park edecek. Geri geri gelip park edecek. Aynı şekilde. Aynı şekilde gidiyoruz. Bu tarafta muzlar var. Gel bakalım. Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Videoda olmasaydı güzel konuşacaktım ben ona da. Videodayık. Bazen böyle dengesiz insanlar çıkıyor. Arabaya burada arabayı çarptıktan sonra düdük çalan insanlar var. Burada böyle dengesiz insan çok. Saygı zaten yok. Burada araba kullanmak çok güzel, çok lüks. Yani trafik olmadığı için burada trafik yok arkadaşlar. Vallahi yok. Bir kaza olursa anca geliyor. Kötülemek de gerçekten öyle. Burada kaza olursa öyle gelir. Öyle çevirme olur, öyle arama olur. Ne bileyim bir şey olur ama bu bölgede yok. Öyle söyleyeyim. Şimdi biz pazar yerine doğru gidiyoruz. Pazar yerine orada gelmez. Gidelim bakalım. Elimize ne gelirse yapalım. Yapacak bir şey yok. Her şeyin hayırlısı diyelim. Dengesiz insanlar dediğim gibi her yerde çok. Bir burada değil. Adama çarpar. Ondan sonra sen gel, sen benim arabamın önüne atladın olur adı. Ne kadar da dikkat edersen git. Ben çocuğumu asla bırakmam böyle yerlerde. Şu an elim tutuyorum ben. Bırakmam. Biraz problemli insanlar var burada. Dengesiz insan çok. Onun için ne diyelim arkadaşlar. Pazar yerini biliyorsunuz. Biz pazar yerinde kermes var. Oraya gidiyoruz. Gidelim bakalım. O zaman hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Dengesiz insanlara fırsat vermeyelim. Çünkü niye sinirlendiniz derseniz. Arabayla düdük çalmadan üstüne doğru süren insanlar şoför diyeyim geziyor işte. Ehliyeden diyorlar bazen kasaptan mı alıyor. Ben de alacağım o ehliyeti. Ben de kasaptan alırsam bana da söylesinler. Bekle. Şöyle yapalım o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı kalın. İyi günler arkadaşlar.